Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Bu videomda arkadaşlar bir açıklama videosu yapacağım. Biliyorsunuz ki birçok hani ben de duyumları artık aldığım kadarıyla ve belli yerlerde okuduğum kadarıyla 1006 hakkında bizim şahsımız ve TRF komple birliğimiz falan hakkında böyle belli ithamlar, belli iftiralar da var. Yani bunlarla ilgili tabii ki bize cevap hakkı da o gösterseniz. Ben bunlarla ilgili cevapları buradan vereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Burada bazı arkadaşlar var. Hani onunla konuya gireceğim. Sonra katliam buradan göçtü. Katliam neden göçtü? Ne oldu? Ne bitti? O olayları kısaca hemen anlatıp videoyu sonlandıracağım. Dışarıdan buradan daha önce gelip göçmüş arkadaşlar falan var. Onlar falan yorumlar yazıyorlar mesela. Hemen böyle bir 1006 kötülenmiş. Hemen ben üstüne ya o zaten orası şöyleydi böyleydi. Ya arkadaşlar buradan efendi efendi göç edenler de oldu. Göç de alıyoruz, göç de veriyoruz. Bu her krallıkta yaşananlar. Çünkü göç neden alınır? Oyuncu burada bir arayıştadır, gelir. Diğer göç eden oyuncu da aradığını bulamamıştır, gider. Ama aradığını bulana kalır. Bu böyledir. Bu oyun sonuçta. Hani bunun bilincindeyiz hepimiz. Bazıları bilincinde olmasa da. Yani burada geliyor, örnek veriyorum. Bazı uyanık tipler vardır ya arkadaşlar. Hani siz savaşırsınız, siz askerinizi öldürürsünüz. Ödül almak için birliğiniz kazansın diye. Ama o adam yatar, arkada farm yapar, işte elmas toplar, KVK'dan bahsediyorum. Ondan sonra der ki, ya işte bana niye ödül vermiyorsunuz? Şimdi arkadaşlar orada duracaksın. Adam burada asker, kaynak, hız, her şeyini harcıyor. Sen orada elmas topluyorsun. Kaynak topluyorsun. Savaşa dahil olmuyorsun. Sana şimdi ben ödül verirsem, bu adamın hakkına girmiş olmam mı? Bunu yaptığımız için ödül alamayıp, emin olun ödül alamayıp, sonra buradan göç edip, sonra çamur atan tipler. Bu tipler onlar arkadaşlar. Ve burada sıfırlandığını iddia edenler falan var. İşte, biz kimseyi burada keyfi sıfırlamadık. Onu belirteyim. Yani onu da altını net bir şekilde çizeyim. Kimse burada keyfi öyle işte vali için keyfi falan sıfırlanmadı. Burada sıfırlanma olayı olduysa da o oyuncu emin olun sonuna kadar hak etmiştir. Ya bir hakaret, ya bir küfür, ya bir işte oyunla ilgili kural ihlali bir kere de ihlal değil. Belki 2-3 kere ihlal etmiştir. Belli kilit noktalar vardı. Oralara dokunduysa yapılmıştır bu. Yani gidip de öyle biz kimseyi burada keyfi yere sıfırlamıyoruz. Herkesin emeğine saygımız var. Yani sonuçta ben de şunu iddia etmiyorum. Biz burada bir krallık var. Bu krallık yönetmeye çalışıyoruz. Mükemmeliz. Biz her şeyi mükemmel yapıyoruz. Öyle bir şey yok. Hepimiz insanız. Hepimiz hata yaparız. Biz bunların birinci olan insanlarız arkadaşlar. Belli başlı yaşa gelmiş insanlarız ki burada da öyle. Yaş ortalaması çok düşük değil yani şu an krallıkta. Hani gidip de İşte biz şöyle asarız, şöyle keseriz tipler de değiliz. Ben burada gerektiğinde herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana özelden yazanlara da gene yardımcı olmaya çalışırım. Gene videolarımla da insanlara belli başlı konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani bizim buradaki amacımız oyunumuzu keyifli şekilde oynamak. Hani tadımız kaçmasın. Ben şu anda boşu boşuna hani benim tadım kaçtı açıkçası hani bu olaylardan. Hani şuradan kimse bana çıkıp da şunu diyemez. Kardeşim ben buraya geldim de sen bana hakaret ettin, küfür ettin, işte beni durduk yere sıfırladın. Bunlar hiç kimse diyemez arkadaşlar. Böyle bir şey burada yaşanmadı, olmadı. Bunu herkes çok iyi biliyor. Buradan dediğim gibi göçen olmuştur, gelen olmuştur. Göçen adamla da biz kimse, niye göçüyorsun kardeşim, hayırdır falan yapmadık. Belli kurallara uymamıştır, ihlal etmiştir. Zaten her krallığın kuralı var arkadaşlar. Yani o krallıkta belli bir yönetim varsa siz buna ya uyarsınız ya göç edersiniz. Ya da o krallığı ele geçirebilecek gücünüz varsa ele geçirirsiniz, siz koyarsınız kuralları. Böyledir bu işte. Ya bu oyun sonuçta. Dediğim gibi. Ya biz de dediğim kurallıkta bir yönetim kadromuz var. O yönetim kadrosuyla doğrusuyla yanlışıyla belli kararlar, kurallar alınıyor ve yapılıyor. Zor bir şey. Gerçekten kolay değil. Bir krallığı çünkü sizin aldığınız bir karar bütün krallıktaki oyuncuları etkileyebiliyor. Bu KVK içinde olsun, krallık içinde olsun. Öyle kolay da bir şey dışarıdan göründüğü kadar değil. Hani insanlar çamur atıyor ya şöyle yapın. Ya biz sonuçta geçen KVK'yı kazandık. Kazanmak da kolay değildi. Bayağı hani askerleri öldürme olayları oldu. Kimi neredeyse kendini savaşarak sıfırlayanlar oldu falan. Ama kazandık. Hep beraber kazandık. Burada kim ne TRF tek başına kazandı, ne KM tek başına kazandı, ne başka birlik tek başına. Burada herkesin bir tık emeği vardır. Yani emeği olmayanlar da zaten ödül alamadı burada. Zaten onlar dediğim gibi göç etti. Sonra çamur atmaya çalışıyorlar. Yani burada kimsenin biz emek verip de yani gerçekten savaşıp da öyle ben ödül alamadım bana şöyle yaptılar böyle yaptılar diyemez arkadaşlar. Öyle bir şey yok burada. Burada bir savaşana saygı duyarız. Sonuçta bu, dediğim gibi bir oyun. Savaşırsa ödülünü alır. Savaşmazsa yapacak bir şey yoktur o arkadaş için.
Şu an işte KM şu an göç etti. Evet, gelelim o konuya. Hani burada o başlara değinmek istemiştim. KM göç etti ve belli böyle SS'ler var. İşte ithamlar var. Tek taraflı dinleyince tabii ki ister istemez insanlar soru işareti oluşmuş. Hani benden de bir video beklemişler ama ben aslında o öyle çok büyütülecek acayip böyle büyük olaylar yok. Hani ben onun için bir video yapma gereksinimi de duymadım aslında ama artık bu bazı gerçekten cıvkını çıkartan böyle iftiranın artık dozunu arttıran arkadaşlar olduğu için ben bu videoyu hazırlıyorum. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, KM'den ben kimse çıkıp da bana şunu diyemez. Kardeşim sen bize şunu yaptın, bunu yaptın, şu kötülüğü yaptın, bana hakaret ettin, şöyle ettin, böyle ettin ki ben burada herkese, o KM'de herkese efendi gibi davrandım. Belki bazısında gerektiğinden iyi davranmışım. Hani onu şu an söyleyebilirim. Belki gerektiğinden iyi davranmışımdır. Helallik isteyip gidenler oldu. Onlara Allah razı olsun. Öyle insanlar var işlerinde. Ama değişik fitne fesat tipler de var. Yani bu tipler sayesinde zaten burada KM'nin buradaki krallıktaki birçok kişiyle arası bozuldu. Bu fitneyi çıkartan arkadaşlar zaten yani nasıldır? Altta dürtersin ya arkadaşlar, böyle sürekli bir yara bulursun, oraya sürekli deşersin ya. Öyle tipler var arkadaşlar maalesef. O tipler işte o yarayı deşe deşe oradan girerek insanların ister istemez birbirlerine düşmesine sebep oldu. Ve bu krallıkta olaylar patladı. En büyük sıkıntılar da KM ile TRF'nin ve bu krallıktaki içindeki en büyük sıkıntılar da vali etkinliğinden kaynaklı çıktı. Onu belirteyim. Hani yüzeysel bakarsak. Vali etkinliğinde çünkü biz her yöntemi denedik. Sorun çıkmasın diye yönetim olarak her şeyi denedik ama maalesef her seferinde sıkıntı çıktı. Onun yüzünden de biz en son olarak şu an mesela şu an bizde KM falan herkes göçtüğü için 2000 ETT ile TRF kaldı. Liste sistemi getirdik. Şu an liste yapıyoruz arkadaşlar. Yani listeyi oluşturuyoruz. Oyuncuların şu anda biz Excel'de bizim krallığımızdaki oyuncuların işte komutan bilgileri, kaç tane işte kafası var, ne durumda, hızı falan hepsi mevcut. Onların durumuna göre liste yapıyoruz. O listede potansiyel olan okçu da iyiyse okçu, atlı gelirse atlı da iyiyse atlı da şeklinde devam edeceğiz. Şu an için öyle aldık karar. İleride değişir mi değişmez mi o belli olmaz ama şu ana kadar böyle bir şey yapmamıştık ama şu an öyle bir karar aldık. Ve göçenlerle ilgili benim buradaki krallık kimsenin arkadaşlar gelip de böyle vali kasıp buradan gitme yeri değil. Onu bir net söyleyeyim yani. Burada adam gelecek vali kasacak. Ya burası kimsenin böyle hani ben vali kasayım sonra çekeyim başka krallığa gideyim. Öyle bir sistem yok arkadaşlar. Hani o kimine göre ya seni ilgilendirmez diye bir şey diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var arkadaşlar. O adam o vali kasıp 180 kafa alıyor arkadaşlar bir tane vali. 180 kafayı aldığı zaman gidecek mesela o heykeller bildiğiniz bu krallar havaya uçmuş gibi oluyor o adam gittiği zaman. Burada kalan adamlar mağdur oluyor. Neden mağdur oluyor? Bizim şu anda krallığımızda full Atillası olan adam yok. Onu söyleyeyim yani. Şu an 1006'da full Atillası olan adam yok. Neden yok? Valiye girmedim kimse. Girdi. O kadar oyuncu girdi. Ama valiye girip kafalar alan adamların hepsi göç etti arkadaşlar. Şu anda. Şu an bu adamlar göç etti. Biz Atilla tek adamız full yok. Atillası full olan yok. Ve burada birçok oyuncu bunun yüzünden mağdur oluyor. Bu kadar oyuncu yani. Burada şu anda 3 tane klan dolusu oyuncu var. Bu oyuncuların hepsi mağdur oluyor. Ben mesela yani krallık şey olarak mantığıma uymuyor arkadaşlar. Onun için biz en son artık bu sistemi getirdik. Yani liste oluşturuyoruz. Belli başlı dediğim gibi kendi elimizde listeler var. Onlara göre biz oluşturuyoruz. Ben zaten kimseye liste oluşturmuyoruz. Ben bunu yalanını söylemedim. En başta biz valilerde her türlü sistemi yaptık. Burada valileri herkes eşit şekilde de aldı. Kimse burada valilere şuradan da göstereyim. Ben vali işte bazıları demiş valiyi kendilerine peşkeş çekiyorlar falan. En son yaptığımızda sıralama yaptık. Bu buyurun arkadaşlar. Bakın ben varım. Atu var. Enkösü. Bu arkadaşlarımız hepsi okçu. Şu softkillere kadar şu arkadaşlarımız hepsi okçu. Biz kendi kendimize bir sistem oluşturduk. Buradan haricinde bakın arkadaşlar. Gene bu da okçu valisi. Nehir var. Savaş var. Sultan Halil var. Crescent var. Ben ikinciyim. Bağatere. Bunlara piyade. Bakın. Yani burada her oyuncu girmiş. Burada gidip de bir tane oyuncu almış falan işte şuna kendine peş geçin. Burada var mı arkadaşlar öyle bir şey gördünüz? Bakın hep KM'den. Nehir de KM'nin R4'lerinde lideri de diyebiliriz hatta yani birçok konuda. Abdullah aynı şey. TRF KM. Yani bunlar burada kimse gidip de valiyi şuna peşkeş çekmiş. Ben zaten o valilerin hiçbirinde de attı yani okçu hariç hiçbirine girmişliğim yok. İlk onda bile değilim. Ama İşte bazı arkadaşlar
Neymiş işte, vali gelmiş de biz ondan sıkıntı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. KM ile TRF'nin burada olan sıkıntısı ta geçen KVK'nın ortalarına dayanıyor. Yani orada çatırdamalar başladı o ilk oyuncular arasında, sonra krallığa döndü. Daha sonra işte şunu demişler. KM'yi burada sıfırlamaya çalışmışlar. Şız da işte burada dediğim gibi olaylar büyütmüşler. İşte sıfırlanmış. Bazısı demiş sıfırlanmış. KM'nin oyuncuları sıfırlanmış. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Burada zaten KM'nin %90'ı göç etmişti o zaman. Hani o olaylar yaşandığında. Olaylar da nereden yaşandı? Onu söyleyeyim. Şu anki kralımız da oradaki bir oyuncunun aralarında hani ister istemez bir konuşma. Bu konuşmanın ardından belli tahrik unsurları ve onun arkasında patlayan bir olay. Daha sonra burada KM'nin komple hepsine yapılmış bir şey değil. Burada KM'deki bir yoru oyuncu ama son kalan oyuncular da onu hani biz onu savunuruz vermeyiz dedikleri için de ister istemez bu sanki TRF KM arasındaymış gibiye döndü. Ama orada öyle bir şey yok. Burada hiçbir şey sebepsiz olmaz arkadaşlar. Kimse keyfi gidip de oradaki burada 10 kişi kalmış hadi gidelim onları sıfırlayalım diye bir şey yok. Ha, yanlış yapan arkadaşlar olmuş mudur? TRF'de de vardır. Orada da var, burada da var. O ayrı bir nokta ama KM'deki olayda bu yaşandı yani. Gidip de orada kimse keyfi şekilde oraya gidip de oradaki oyuncular sıfırlama, ben yani onu keseyim, biçeyim yok. Şu an burada kalan KM oyuncular bir sürü buraya hani bayrak atılmış, şey yapılmış. Şu an kim öyle bir sıkıntı olsa bu kadar bayrak atması bile hani insanları kurtaramaz emin olun. Ha burada zaten benim 4 bayraklısım var. Hepsini aynı anda yakabilirim burada. Burada ben gene bu bayraklar olduğu halde de ben burada kaleyi de yıkarım, bayrağı da yıkarım. Her türlü istediğimi yaparım. O zamanki böyle değildi zaten. Yani sıfırlamak isteyecek olsam. Yani burada dediğim gibi farklı bir algı yaratılmış. İşte KM'ye sanki biz zulmetmişiz, kötü davranmışız gibi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Onu bir kere geçecekler. O algıyı yapan arkadaşlar da hiçbir doğru şekilde yapmıyorlar. Bizim burada hiçbir şekilde benim burada mesela KM'ye her zaman faydam olmuş, zararım hiçbir zaman olmamıştır. Burada da kimse diyemez ki KM'ye sen şunu yaptın, hakaret ettin, şunu yaptın diyemez yani. Ona açıklık getireyim. Yani burada bizim sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi yani ben içimden geldiğince hani söyledim her şeyi. Biz burada belli olaylar yaşadık. Şahıslar arasında yaşanmıştır, etmiştir. Dediğim gibi bu oyun. Sonuçta bunun oyun olduğu bilincinde olalım. Ben zaten şu anki bulunduğum kanalda da bilgilendirici videolar falan yapmaya çalışıyorum. Ben bu kanaldan da çok böyle gelir elde edeyim. Anam kanalım çok büyüsün derdi değil. Öyle bir derdim olsa Lilith'le görüşün. Derim ki kardeşim bak ben Türk yayıncıyım, bana destek olun. Öyle bir şey girişimim de olmadı hiçbir zaman. Ben burada Türk oyuncular, yeni başlayanlar vardır işte veya belli soru işaretleri olan vardır. Benim ilk bu oyuna başladığımda yoktu hiç YouTuber. Bunu yayınlayan hep yabancılar vardı. Legend Ronnie'dir, Gekko'dur. Bunlar vardı. Sonra ben dedim hani Türkler sonuçta sıkıntı yaşamasın. Şey yapalım. Ben de başladım bu işe. Video yayınlamaya başladım yavaş yavaş. Daha sonra elimden geldiğince ben zaten ilk videom yayınlandı. Ben de 10M gücündeydim mesela. Daha sonra ben videolarımı yayınlamaya devam ettim. Ve şu an mesela 73-74M'lere geldik. Bir tecrübe, bir şey oluştu. O tecrübelerimizi de aktarmaya çalıştık. Burada kimsenin ben burada karakteri bozuktur, şöyledir, böyledir diyemem. Kimse kimsenin burada karakterini zaten bilemez. Bu bir, dediğim gibi oyun. Yani kimse burada real hayatta birbirini tanımıyor. Real hayatta tanısa zaten belki çok iyi anlaşacak adamlar oyun yüzünden tartışabilir. O da bir, o ayrı bir nokta. Ben burada kimsenin şahsına da şeyine de bir laf edemem. Ama dediğim gibi burada fitne fesat sokmuştur, etmiştir. O arkadaşlar var, oldu. Ben dediğim gibi isim de hani hiç vermiyorum. Burada şu arkadaş yapmıştır, bu arkadaş yapmıştır. İşte bu şunu yapmıştır. Bunları söylerken isim vermiyorum. Çünkü direktmen bir insanı hedef haline getirmek yanlış. Burada hani videoda. Bu şekilde arkadaşlar yani yaşananlar bu. Gidip de olaylar çok büyütüldü, edildi. Zaten dediğim gibi KM düzgünce göçenler göçtü zaten. Yani kalan o tahrik konusunda bir atışmalar, bir aradaki şeyler oldu. En son tayfada. Orada da kralımız dediğim gibi onların bir bayrağını yaktı. Bu bayrak yıkılana kadar göç edin, size mühlet dedi. Ya burada da dediğim gibi herkesin bir oyunda potansiyel gücü var. Onu dediğim gibi arada bir sürtüşme olur. Adam senden güçlüdür, gelir seni sıfırlar. Bu oyunun içinde olan bir şey. Gidip de burada kimse sebepsiz yere buraya saldırmadı yani öyle bir şey yok. Hani o fotoğraf atmışlar işte bize küfür ediyor. Öyle mağdur oynamak diye bir şey yok arkadaşlar. Mağdur oynayan adam orada. Ya bizi işte sıkıştırdılar, küfür ediyorlar. Bilmem. Ya orada o günde kimse sıfırlanmadı. Arkadaşlar o sıkıntı yaşadı arkadaşlar göç edince zaten hemen geri çekildi bizim diğer arkadaşlarımız da.
Daha sonrasında bir sıkıntı da olmadı. Onlar şu an buraya deli gibi bayrak falan atmışlar da, bu dediğim gibi biraz da algı yaratmak adına. Biz burada kimseyle falan derdimiz yok. Biz burada kendimiz KVK'mızı şu an oynuyoruz. Zaten dediğim gibi çok kayıp verdik. KVK gücünü etkileyip çok göç eden oldu. Şu an düşünmemiz gereken, burada kalan 3 birlik dolusu adam var. Burada kalan adamları düşünmek zorundayız biz. Göç eden etmiştir. Artık herkes kendi yoluna. Onlar kendi yoluna, biz kendi yolumuza. Şu an biz zaten KVK'dayız. KVK'dan sonra da krallıkla ilgili daha henüz işte göçle ilgili şeyle ilgili bir şeyler de yapmadık. Çok göç alma şeyde değiliz zaten. Yeteri kadar şu an bile yeteri kadar insan var. Çok göç alma taraftar da açıkçası değiliz. Çünkü çok kalabalık olunca da ister istemez arkadaşlar sürtüşmeler, şeyler, bir de böyle çekişmeler falan çok oluyor. En güzeli böyle biraz daha az olsun, öz olsun diye düşünüyoruz. Bilmiyorum yani, hani o şekilde daha iyi olur gibi. Sonuçta biz bu oyuna dedim kafa dağıtmak için, keyif almak için giriyoruz. Stres olunacaksa, gerilecekse hiç gerek yok. Oynamayalım, daha iyi. Ya böyle açıklaması demiştim arkadaşlar. Umarım hani tatmin edici olmuştur. Videonun altına dediğim gibi böyle derdi sıkıntısı bir şekilde şey olan varsa yazabilir. Her türlü konuşuruz. Yani dediğim gibi bizim öyle gizli saklı şeyimiz yok yani. Burada her şey açık ve net. Ben dediğim gibi KM'den insanlara hiçbir şekilde çıkıp da diyemez ki sen bana şöyle kötülük yaptın, sen bana böyle kötülük yaptın. KM ile ben çok güzel muhabbetim olan insanlar da vardır. Aynı şekilde buradan göç edip de gene muhabbetim devam eden insanlar da vardır. Ama burada memnun olmayıp göç etmiştir. Bilmem ne. O ayrı nokta. O sıkıntı değil. Ya oyun içinde bu kadar insanları iftira atıp karakterlerine şey yapmaya hiç gerek yok. Ben dediğim gibi burada kimsenin karakterine şöyledir, böyledir, şu karakteri yamuktur, insanlar böyle gösterip, hedef gösterip de yapabilirim. Ama o bize yakışmaz. Ben kendime yakıştıramam. Ama insanlar çok kolay iftira atıp hemen böyle olayları böyle alıp böyle büyütüp 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 insanlar önüne sunmayı çok seviyor. Bu da hani beni isterseniz biraz sinirlendirdi açıkçası. Hani bu okuduğum şeyler, gördüğüm şeyler böyle kendi kafalarına bazı şeyler kurmuşlar. Ellerinde kanıt olmadan, belli şeyler olmadan yani direkt şöyledir, böyledir kestirip atmışlar. Neyse. Yani o insanların kendi düşüncesidir. Ben kimseye bir şey söylemiyorum zaten. KM dediğim gibi göç etti. Biz şu anda kalan tayfamızla yolumuza devam ediyoruz. Bu bir oyun dediğim gibi. Burada kalanlar şu an için bizi ilgilendiriyor. Onun için yolumuza bakacağız. Dediğim gibi eğer kafanıza takılan bir şey olursa alttan sorabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.